Arkadaşlar tekrar merhabalar. Yeni bir İngilizce 2 kitabı okuma etkinliğinde tekrar birlikteyiz. Level 2 düzeyinde arkadaşlar yeni bir kitap okuyacağız. Bu kitabımızın ismi Maria Montessori. Kendisi bir doktor. Çocuklara yeni bir öğretim yani çocuklara evet yeni bir öğretim metodu bulmuş. Bununla ilgili mesela bir hikaye kitabı var kısa. Bunun videosunu çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Kitabımız oldukça güzel. İkinci zamanı içeren yani simple past tense içeren. Buradan başlıyoruz arkadaşlar. Olay 1870-1952 yılları arasında gerçekleşiyor. The doctor who discovered a new way to teach children. Yani çocuklara yeni bir öğretim metodu, yeni bir öğretim yolu keşfeden doktor şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Şöyle nokta nokta gideceğim. I was the first woman to get a medical degree in Italy. Yani ben İtalya'da tıp alanında, bakın tıp alanında hani bir derece, bir unvan elde eden ilk kadınım şeklinde çeviriyorum. Buradan geçtim buraya. Evet. Değil arkadaşlar nokta nokta gidersek daha iyi olur diye düşünüyorum. I help children with mental problems to learn. Yani zihinsel problemler yani öğrenme konusuna bakın. Öğrenme konusunda zihinsel problemler yaşayan çocuklara yardımcı oldum. Evet. Şöyle gelelim. I then create a special method to teach all children. Sonrasında ben yani tüm çocuklara öğretim açısından special method yani özel bir metot, spesifik bir metot meydana getirdim anlamında çeviriyorum. Buradan şöyle şöyle geliyorum. Many schools around the world still use my method. Yani dünyanın her yerinde, yani hemen hemen dünyanın birçok yerinde arkadaşlar, birçok okul, dünyanın birçok yerindeki birçok okul benim bu metodumu kullanmaktadır. Halen benim bu metodumu kullanmaktır diye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle nokta buldum. When I was a little girl, ben küçük bir kızken, my mother always told me, be kind to others. Annem bana her zaman diğerlerine karşı kibar ol derdi. Evet. Şöyle. Every day, her gün, she asked me to make clothes for poor people. Yani annem her gün bana fakir insanlar için elbiseler yapmamı isterdi. Evet. Buradan devam ediyorum arkadaşlar. We lived in Trivale in Italy. Yani biz İtalya'da Trivale'de kaldık. Yani orada yaşadık. And a lot of poor families lived near our home. Ve evimizin yakın çevresinde birçok fakir aile bulunmaktaydı diye çeviriyorum. Şöyle yine bir nokta bulalım. Fortunately, Allah'tan ki my parents had enough money to send me to school. Allah'tan ki yani ailemin my parents arkadaşlar yani beni okula gönderebilecek yeteri derecede parası vardı. Evet, my parents had enough money yani yeteri derecede parası vardı to send me to school. Yani beni okula gönderebilecek yeteri derecede paraya sahiptiler diye şeklinde çeviriyorum. Yine bir nokta buldum arkadaşlar. My father had traditional ideas about women. Yani benim babamın özellikle yani kadınlar hakkında yani kız çocukları hakkında yani bir daha yani geleneksel düşüncelere sahipti babam anlamında. Evet. He want me to get married and stay at home. Yani kendisi benden evlenmemi ve evde kalmamı istemekteydi. He wanted me to get married. Benden evlenmemi istemekteydi. And stay at home. Evde kalmamı istemekteydi. Değil arkadaşlar şuradan şuraya geliyorum. Evet. So bu nedenle he didn't want me to continue my education after primary school. Bu nedenle yani babam özellikle yani ortaokuldan sonra benim eğitimime devam etmemi istemedi. Evet. Buradan geliyorum. But my mother was very different. Fakat buna karşın annem farklıydı. And she encouraged me to study. Yani annem eğitime devam etmem için yani evet ilerlemem için eğitim konusunda beni cesaretlendirdi diye çeviriyorum arkadaşlar. Buraya geldim. In 1883, 1883 yılında evet, şöyle nokta bulalım. I started a secondary school. Yani ben diyor ortaokula başladım. And after that ve bundan sonra I went to a technical college. Sonrasında teknik bir koleje gittim. Yani eğitim orada devam ettim. Şöyle. I did well in maths and physics. Yani matematikte ve fizikte yani iyiydim.
İyi çalışıyordum, başarılıydım. Batlıydı. Fakat sonrasında I become more interested in biology. Sonrasında biyolojiye merakım kaydı. Yani biyolojiyle ilgilenmeye başladım. Evet. I decided to become a doctor. Yani bir doktor olmaya karar verdim. It wasn't an easy decision to make. Yani bu benim için kolay bir karar, yani alabileceğim kolay bir karar değildi. Evet. Şöyle, only men studied for medical degree at that time. Yani o zamanlar sadece erkekler mesela tıp alanında ilerleme kaydedebiliyorlardı. Şöyle gelelim. Would you medical school accept me? Would a medical school accept me? Yani acaba bir tıp okulu beni kabul edecek mi diye kendime sordum şeklinde birinci bölümü bitiriyorum arkadaşlar. Şu anda geldim. Dikkat ederseniz arkadaşlar ben mesela anlamlandırma faaliyetiyle alakalı mesela materyal üretmeye çalışıyorum. Yani bir dil öğretimi burada söz konusu değil. Bir kelime ezberleme yöntemi burada söz konusu değil. Ben sadece İngilizce metinlerin Türkçe anlamlandırmasını yaparak size okuma konusu açısından yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu da bir öğrenme metodu. Öyle düşünüyorum arkadaşlar. Bu tür faaliyetler içerisinde olursak yani İngilizce okuma ve anlamamız gerçekten de gelişecektir. Değerli arkadaşlar, kitabımızın ikinci bölümünde tekrar buluşmak dileğiyle herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum.